İyi oldu. 3 Mayıs Türkçüler Bayramı yapacağız. Ankara Bulvar Palas'ta. Türkiye Şöyle dedi ki, oğlum Hacı Davete'yi İnci Baba'ya çağır, o da gelsin. Elbise burada yatalım, burada ölelim dedi yani. Hatta taburcu olduğunda geçtik böyle beraber. Bir dakika dedim. Hemen dedik taburcu edeceğim dedim. Ama dedim ben onu taburcu etmeye kalktığım anda dedim, bir daha madde var dedim. Başkanı iken rahmetli Türkeş'le birlikte Konya'ya gitmiştik. O zaman MHP yeni kuruluyor. Arkada Halit var. Daha sonra İstanbul Başkanlığı falan yaptı. Eski güzel bir hatıra. Devamlı başhekimden falan bahsi geliyordu. Taburcu edin, çıkartın kardeşim bilmem ne falan. Gitsin mamakta yatsın, burada yatmasın falan diye. Fakat böyle tam böyle taburcu dedikleri zaman Türkeş Bey'in damadı orada Hamit Bey. Hamit Bey'le beraber biz direkt Turgut Sunak Paşa'ya giderdik. Turgut Sunak Paşa Türkeş Bey'in çok yakın arkadaşı, dostuydu. Onu anlatırdık. O da akrabası olan Necdet Üruh Paşa'ya söylerdi, Genelkurmay Başkanı'na. O da başhekime telefon açardı, Türkeş yatsın diye. Yoksa tek başıma Türkeş'e beni yatırman falan mümkün değil o kadar uzun süre ama yukarıdan da o şekilde yardım aldık. Necdet Paşa'nın yardımını aldık yani. Bu arada biz tabii cezaevindeyken Türkeş'in yatmasına razı değiliz. Türkeş'in cezaevinden kaçırmalara kalktık. Hastanenin camlarını falan kestik, helikopter ayarladık. Kıbrıs'a kaçıracaktık, oradan Mısır'a gidecektik. Bir sürü çalışmalar falan yapıldı. Son anda ama vazgeçti Türkeş Bey. Gitmemize gerek yok. Hapishaneler, hastaneler vatan topraklarıdır. Gerekirse burada ölelim, razıyım ben diye. Ama çok büyük eziyet gördü cezaevindeyken yani. Sürekli eziyet gördü. Arkasından dedik en iyisi biz bunu başka türlü taburcu edelim, tahliye edelim diye. Bir sürü tahliye olmuyor çünkü. Aradan 5 yıl geçti. En sonunda Türkeş Bey'e heyet raporuyla, Mevki Hastanesi'ndeki askeri doktor arkadaşların heyet raporuyla hapishanede, hastanede yatamaz diye bir rapor verdik. Ve o raporla Türkeş öğleden sonra tahliye oldu. İşin güzel tarafı şu, raporu veren 12-13 doktor arkadaşın 4-5 tanesi aşırı militan solcuydu. Hapishanede şöyleydi günü, Türkeş Bey rahmetli sabah saat 6'da kalkardı, 5'te 6'da kalkardı. Ben ona özel bir oda yaptırmıştım. Odada televizyon da vardı. Ayrıca benim odamın karşısında da bir tane banyo tuvalet vardı. Orayı Türkeş Bey'e ayırmıştım. Gelen ziyaretçileri orada gizli gizli Türkeş Bey'le görüştürdük. Yani 3,5 yıl boyunca Türkeş Bey yattığı süre zarfında bütün yükücülerle biz orada temasını sağladık Türkeş Bey'in. Sabah kalkardı, ilk yaptığı iş adresini alırdı, sabah namazını kılardı, 2 saat Kur'an okurdu ilk yaptığı iş. Dini kitaplar okurdu, öğlene kadar tarih kitabı okurdu. Öğleden sonra da ekonomi okurdu. Rahmetli okumayı korkunç seven bir insandı. Sürekli kafa geliştirirdi kendisini. Yeniliklere kafası açıktı o yaşta olmasına rağmen. Seyit Ahmet Arvasi müthiş vatansever, korkunç vatansever. Yani benim zaten hemşerim, yakından tanıyorum zaten kendisini. Mükemmel bir insandı. O hiçbir gün mesela moralini falan bozmadı öyle. Mesela bazıları oturup ağlıyordu mesela idam haberlerini aldığı zaman. Bu yatanlardan 178 kişi hakkında idam kararı savcılık istedi. Bu Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer başsavcıydı işte. O bir kısmı böyle üzüntüsünden neredeyse yıkılacak, verecek falan şeyden derdi, sakin olun, iktidarlı olun. Yani çok etrafa da moral verirdi yani. Bir rahmetli. Sanki Türkeş'in ve Arvasi'nin yakınlıkları nasıldı? Yani çok samimi görüşürlerdi yani. Evet. Sohbet ederlerdi.